Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz gibi böyle artan ipleri kullanarak yaptığım projelerden örnekler göstereceğim. Bu projeler umarım sizler için de fikir teşkil eder, faydalı olur. Dört grup halinde anlatacağım bu projeleri. Birinci grup battaniyeler. En çok battaniye yapıyoruz çünkü artan iplerle. İkinci grup giysi projelerim, üçüncü grup çantalar, sepetler, dördüncü grupta değişik ev aksesuarları, değişik aksesuarlar şeklinde. Modellere geçmeden önce belirteyim arkadaşlar, göstereceğim birçok modelin videosu var kanalımda. Açıklama kısmında model numaralarına göre sırasıyla videosu olanların linklerini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan dilediğiniz modele bakabilirsiniz. Şimdi projelerimize geçelim. Evet, ilk projemiz bu. Hanım dilendi, bey beğendi motifli battaniye. Bu motif yani en ufak artan ipleri bile değerlendirmek için çok ideal. Mesela minicik bir ipiniz var. Bir motifin sadece ortasını yapacak kadar onu bile burada değerlendirebiliyorsunuz. Evet, bu şekilde hepinizin bildiği çok kolay yapılan bir motif ve battaniye de gerçekten çok güzel oluyor. Evet, bu da diğer bir battaniye. Böyle artan ipleri değerlendirmek için çok ideal bir örnek. Su yolu deniz dalgası da deniyor. Zikzak model de deniyor. YouTube'da birçok videosu var bu modelin yapılışının. Evet, bu battaniye için evdeki iplerime ilave olarak hani böyle gökkuşağı gibi renk geçişlerini sağlamak için ilave bir miktar yumak almıştım. Bu şekilde çok tatlı bir battaniye oldu. Evet, bu battaniye de aynı şekilde, aynı model, az önce gösterdiğim şekilde su yolu zikzak modeli battaniye. Bunun seneler önce, yaklaşık bir 30 seneden fazlası var, annem örmüştü. Annem de çok meraklıdır böyle artan ipleri değerlendirmeye. Bana da ondan geçti herhalde bu heves. Bunu sandık örtüsü olarak yapmıştı. O zamanlar tabii herkesin evinde böyle sandık kullanılıyordu. Şimdi çok o kadar yaygın değil. Bu örtünün kenarlarına böyle düz renkli eklemeler yaptım. Dikdörtgen de büyütmek için. Şöyle bakın. Yani bu örtüyü de değerlendirmiş oldu. Annemin el emeğini. Şimdi diz battaniyesi olarak kullanıyoruz. Bu da bu şekilde. Evet, sırada böyle bir battaniyemiz var. Bu da hem artan ipleri değerlendirme hem de evdeki elimde kalan çeşitli projelerden artan motifleri değerlendirdiğim bir battaniye. Bu şekilde. Daha önce hırkalar projesinde böyle motif değerlendirme hırkaları, giysileri, bluzları göstermiştim. Onları kendi şekillerine göre o yani ait oldukları şekle göre direkt dikerek birleştirmiştim. Burada her bir motifi böyle kareleştirdim. Şimdi şöyle bir örnekti mesela. Kenarlarına böyle ekleye ekleye bunu kare haline getirdim ve bütün kareleri eşit büyüklükte yaptım. Şöyle kenarlarına ekleyerek bakın. Bu şekilde yani kareler haline getirdim elimdeki şeyleri. Artan motifleri şöyle mesela bunu iki kare haline getirmişim böyle. Evet, şöyle göstereyim. Bu da size fikir olur. Burada hem tığ işi artan motifler var, hem böyle şiş örgüsü örnekler var. Bakın, böyle hepsini bir projede değerlendirmiş oldum. Şöyle göstereyim. Bu da bir şiş örneği. Şöyle. Bu da çok severek kullandığımız bir battaniye, yatak örtüsü şöyle. Evet. Bunu çok böyle detaylı gösteriyorum ki yani her motif farklı çünkü. Bunun paylaşımını yapmıştım. Instagram sayfamda var arkadaşlar.
detayları. Bu da bu şekilde. Evet, bu da yine granny square benzeri motiflerden oluşan bir artan ipleri değerlendirme battaniyesi. Burada motifleri yuvarlak yapıyoruz. Sonradan kare haline getiriyoruz. Bu battaniyenin yapılış videosu var kanalımda. Battaniye oynatma listesine girerek orada görebilirsiniz. Bu da yapılışı çok zevkli modellerden biri. Evet, sırada böyle bir model var arkadaşlar. Artan ipleri değerlendirmek için çok ideal bir model. Bunu yine annem seneler önce örmüştü. Böyle sandıklı dikiş makinesi vardı. Mobilyalı böyle masa şeklinde açılıp kapanan. Onun üzerine örtmek için örmüştü. Ve ben de küçüktüm, bunu hatırlıyorum. Motiflerine yardım etmiştim. Yani ben de örmüştüm. İlkokulda falandım. Onun için bu örtünün çok büyük anısı var. Çok özenle saklıyorum gerçekten. Bunlar böyle içlerinde şey var, plastik halkalar var. Benim zaman zaman videolarda gösterdiğim böyle elbiselerin, giysilerin düğmelerini yapmakta kullandığım şöyle şu plastik halkaların etrafına şey yaparak dolayarak yapıyoruz. Plastik halkalara bir şey olmuyor. Hani bu yılların örtüsü senelerde yıkandı, kullanıldı vesaire. Bu motifler de böyle hepsi tek tek koparılıp birleştirilmiyor. Yani ip koparmadan böyle sıra sıra gidip gelerek birleştiriyoruz. Bunun bir videosunu çekerim inşallah. Nasıl örülüp birleştirildiğine dair hiç modası geçmeyen bir örnek bu. Çok eski bir model ve artan ipler için de çok ideal. Böyle minik minik artan ipleri değerlendirmek için çok ideal bir proje. Sizlere de fikir olsun diye gösteriyorum. Evet, sırada böyle bir cici battaniye var. Bebek battaniyesi. Yine artan iplerle yaptığım. Şöyle. Bunun ismi C2C modeli arkadaşlar. Motifleri örerken böyle birleştiriyoruz. Yani sonradan dikme değil, örülüş şekli böyle. Ve bunun yapılış videosu var kanalımda. Battaniye oynatma listesi içinde görebilirsiniz. Böyle örülüşü çok tatlı, çok güzel bir model. Evet, şimdi giysi projelerine geldik arkadaşlar. Böyle bir hırkamız var. Şöyle şiş örgüsü. Haroşa, tamamı haroşa örgü ve renkli ipliklerden oluşuyor. Artan ipleri değerlendirmek için çok ideal bir model. Bunun yapılış videosu var kanalımda. Hırkalar oynatma listesinde görebilirsiniz. Bu şekilde yakadan başlanıyor. Bunun yelek versiyonu da yapmıştım. Birazdan göstereceğim. Aynı modelin küçükler için de yapılabilir. Ben yapmadım ama aklımda, yapacağım onu da inşallah. Bebekler ve çocuklar için de çok tatlı bir model. Evet, bu model de o az önceki hırkanın yelek versiyonu arkadaşlar. Böyle yine haroşa şu gövde kısmı. Şu kısım lastik. Evet, aynı kullandığım ipliklerle de şöyle çiçek ve yapraklarla süslemiştim. Bunu kızıma yapmıştım küçükken, 9 yaşında filandı. Bunu da model olarak saklıyorum. Bunun küçük bebek versiyonunu, bebek çocuk versiyonunun videosunu çekmiştim. Evet, bahsettiğim yelek bu. Bu yeleğin yapılış videosu var kanalımda. Bu şekilde. Şöyle bakın, yapılışı son derece kolay, çok kısa sürede biten ve çok tatlı bir model. Arkası da şöyle, gövde tek parça halinde örülüyor, sonra roba kısmı tamamlanıyor. Çok kolay yapılışı. Videosundan bakabilirsiniz. Bu da yine aynı modelin pastel tonlardaki versiyonu. Çok sevdiğim için böyle sık sık yaptım. Kızım çok severek giyiyor bunu. Böyle kendi renklerinden.
Evet, bu da bu şekilde. Evet, böyle bebek çocuk giysilerinden devam edelim. Şöyle bir yelek yaptım, bakın. Kafes üzerine böyle renkli ipliklerle, artan iplerle bir kız bebek, kız çocuk yeleği. Bunun da yapılış videosu kanalımda var. Bebek çocuk örgüleri bölümünden bulabilirsiniz. Bu şekilde. Evet, bu da böyle minik bir takım. 1-2 yaş için uygun. Bunun yapılış videosu var kanalımda. Böyle artan ipleri değerlendirmek için çok ideal ve çok kolay bir model. Gördüğünüz gibi şöyle şapkası var. Şu şekilde. Patikleri var. Böyle 1-1,5 yaş civarı olacak şekilde bir takım. Evet, bu da hem artan ipleri hem de böyle kot parçalarını değerlendirerek yaptığım bir ceket. Bunu hırkalar videosunda da göstermiştim. Şöyle bakın, çift taraflı iki kat olarak yaptım. Bu yüzü de kullanılıyor. Bu daha çok pastel tonlarda. Bu tek kat olarak da yapılabilir. Bunun yapılış videosu var kanalımda. Hep sorulmuştu hani tek kat yapabilir miyiz diye. Tabii ki yapılabilir. Bunu zaten yelek versiyonu da yaptım. Birazdan göstereceğim. Burada kullandığım kollarda farklı bir hazır hırkanın, annemin giymediği bir hırkasının kollarını bunda kullandım. Böyle yani tam bir geri dönüşüm projesi. Şöyle arkasına da bakalım. Evet, arkası da böyle çok yıllardır severek giydiğim bir ceket. Evet, o ceketin yelek versiyonu da böyle arkadaşlar. Videosu var bunun da. Böyle bakın, tek kat olarak kullandım. Detayları videoda bakabilirsiniz. Arka kısmına da şöyle çevirip bakalım. Şöyle bakın, çok tatlı bir yelek oldu. Evet, bu hırkayla devam edelim arkadaşlar. Böyle tığ işi ve yakadan başlanan modelleri sevenler için çok güzel bir model. Yapılışı da çok kolay. Videosu da var kanalımda. Artan ipleri değerlendirmek için de ideal. Bu şekilde çok zevkli, tatlı bir proje. Evet, sırada böyle model bir hırka var. Bu çok basit, böyle file işi, kafes örgü de deniyor. Şöyle dümdüz bakın, kol ayrımı yapılmadan, yani kol kesimi, yaka oyuntusu yapılmadan direkt kapşonu üzerine yaparak ördüm. Kapşonlu modelleri çok seviyorum ben. Böyle hani baharlık, yazlık bir hırka. Hani sonbahar yaklaşırken belki sonbahar renklerinde yapılabilir. Yapılış videosu kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle kolunu düzelterek göstereyim. Şu şekilde oldukça yapılışı zevkli ve kolay bir şey. Artan ipleri değerlendirmek için de çok ideal bir model bence. Evet, bir de böyle bir hırkamız var. Bunu böyle takma kollu olarak yaptım arkadaşlar. Şöyle. Yine bu hırkanın da yapılış videosu var kanalımda. Ben böyle kısa kollu yaptım, takma kollu, ama az önce gösterdiğim hırka modelinde de örülebilir. Dümdüz ve uzun kollu, truvakar kollu olarak ya da direkt bluz olarak da örülebilir. Bu parçaları böyle hani örüp sonradan birleştirme değil. Örerken böyle renkli örüyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Gövdeyi tek parça halinde örüyoruz. Sonra kol ayrımını yapıyoruz buralardan. Şöyle bakın, örerken ip değiştiriyoruz. Yani böyle şöyle sıra sıra gidiyor. Yapılışı oldukça kolay. Zaten videoda detaylıca gösteriyorum. Şöyle arkasına da göstereyim. Şöyle bakın. İpleri değerlendirmek için uygun. Evet, bu şekilde. Evet, sırada böyle bir şalım var. Şal örmek de tabii ipleri değerlendirmek için uygun bir yöntem. Şöyle
Normal kareler halinde örüyoruz. Hanım dilendi, bey beğendi modeli. Son sırada böyle örerken birleştirdim. Hani dikiş falan yok. Bakın böyle. Şöyle arkası da. Evet. Şalımız da böyle. Bunun da yapım videosu var kanalımda. Evet, bu yelekte yine artan ipleri, artan motifleri değerlendirme projesi. Çeşitli projelerden artan, hani fazla fazla örüp sonra kullanmadığım, biriktirdiğim motiflerden kalan. Şöyle bakın, mesela üçgen motiflerim vardı. Onu böyle kare halinde birleştirdim. Sonra etrafını siyahla çerçeveledim. Şöyle arkasına da bakalım. Yani böyle elde kalan hani motif, değişik motifler olmasa bile yeni baştan örülebilir. Böyle değişik motifler, şöyle bakın. Çeşitli projelerden kalan onları birleştirdim. Mesela şöyle küçük bir motifim vardı. Onun da etrafını siyahla tamamlayarak hani diğer karelerle aynı boyuta getirdim. Böyle. Tatlı bir yelek oldu. Evet, bu da böyle çok severek giydiğim bir hırkam. Tamamıyla böyle artan ipleri değerlendirme projesi. Şöyle bakın, şu motifler böyle hanım dilendi, bey beğendi, renkli 3 sıra, diğerleri tek renk olacak şekilde şöyle bir dizayn yapmıştım. Bu takma kollu. Bunun maalesef videosu yok. Kanalımı açmadan önce ördüğüm bir model. Evet, hırkanın şablonu da böyle arkadaşlar. Motif yerleşim şablonu. Gövdeyi tek parça halinde örüyoruz. Böyle. Şuradakiler yarım motif. Kolda böyle. Buradan faydalanabilirsiniz. Evet, plaj mevsimi geçti ama şöyle bir model göstereyim. Bunu plaj elbisesi olarak ördüm ama her çeşit örgüde kullanılabilir bu örnek. Artan ipleri değerlendirmek için çok ideal. Battaniye bile yapılabilir. Hani baharlık, yazlık bebek battaniyesi. Şöyle dümdüz bir plaj şeyi, elbisesi. Evet, yapılışı da oldukça kolay ve kanalımda bunun videosu var. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Evet, bu da güzel bir model arkadaşlar. Artan ipler için. Şöyle roba kısmında artan ipler, geri kalan yerler tamamen düz. Bunun videosu var kanalımda. Hırkalar oynatma listesinden bakabilirsiniz. Böyle, bu da çok gündelik olarak evde kullandığım, çok severek kullandığım hırkalarımdan biri. Evet arkadaşlar, artan motiflerle bir de böyle patik yapmıştım. Bu patiğin yapılış videosu var kanalımda. Şöyle bir şablon çıkarıp onun üzerinde iğneleyerek motifleri diktim. Detaylarına videodan bakabilirsiniz. Bu şekilde sıra dışı bir patik oldu. Evet, yine artan iplerle şöyle bir tığ işi eldiven yaptım. Bunun da videosu var kanalımda. Bu şekilde kaşkol de yapılabilir. Tığ işi bir sıra ya da iki sıra böyle üçlü trabzan örerek ya da haroşa örülerek yapılabilir. Kaşkol de, eldiven de. Evet. Bu da bir fikir olsun. Evet arkadaşlar, şimdi çanta modellerine geldik. Şöyle bir çanta yaptım. Bunun videosu var kanalımda, bakabilirsiniz. Böyle artan iplerinizi kullanarak siz de böyle bir çanta yapabilirsiniz. Evet, bu da böyle bir kağıt iplerle artan iplikleri kombin yaparak oluşturduğum bir çanta. İşte ortadaki iplikler normal evde kalan ipler. Bu etrafındakiler de kağıt iplik. Şöyle bakın. Bu şekilde.
bir çanta. Bu çantanın da yapılış videosu var kanalımda. İster gündelik çanta olarak, ister plaj çantası ya da el işi çantası şeklinde kullanılabilir. Evet, sırada böyle bir sepet var. Bu sepeti de bir arabaya bir penye iple sepet yapıyordum. Artan penye iplerimle yaptım. Penye ip yoksa normal örgü iplerinizi 2-3 kat yaparak, böyle kalınlaştırarak örebilirsiniz. Şöyle çeşitli şekillerde kullanılabilir. Mandal konabilir vesaire. Şöyle. Bu da bir yemek taşıma çantası arkadaşlar. Böyle saklama kaplarına koyduğumuz yemekleri taşımak için. Bakın şöyle altında böyle ahşap materyal kullandım. Sepet materyalı. Şöyle. Bunu dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Ben jüt ip kullanmıştım. Videosu var kanalımda. Oradan bakabilirsiniz. Bu çantada da böyle evde kalan artan renkli kağıt ipliklerimi kullanmıştım. Diğer projelerden artan. Siz istediğiniz tür iplikle yapabilirsiniz. Böyle alt taban kısmında ve üst kısmında deri aparat kullandım. Şöyle aralara fistolar geçirerek bu şekilde şöyle bir çanta oldu. Bu çantada bir plaj çantası arkadaşlar. Yapılış videosu var kanalımda. Artan iplikleri değerlendirmek için çok uygun. Bu modelde battaniye de çok güzel olur. Detaylarını anlatıyorum kanalda. Evet. Bu şekilde bir çanta. Bu da bel çantası modelinden uyarladığım bir postacı çanta. Omuz çantası, böyle çapraz çanta. Böyle. Yapılış videosu var kanalımda. Şöyle omuzda çok tatlı duruyor. Bu şekilde. Evet, şimdi ev aksesuarları bölümüne geldik. Şöyle bir defter kılıfı yaptım. Yine dantel iplikleri kullanarak bu şekilde dümdüz örüyoruz bunu. Şu uç kısımlarda tek renk kullandım. Şöyle gövde kısmında motif defter kılıfı. Şöyle rahatça giydirilip çıkartılabiliyor. Özellikle sert kapaklı defterlerde kullanırsanız bu kılıfları çok daha güzel oluyor. Şöyle dümdüz örüyoruz. Sonra kenarlardan ördüğümüz parçayı şuradan dikerek yanlarından şöyle dikiyoruz. Bu şekilde yapılışı da gayet kolay. Ben burada domino koton perle kullandım. No 8 ya da No 5. Onları değerlendirmiştim. Siz dilediğiniz ipliklerle yapabilirsiniz. Aynı iplerle bu şekilde kızımın kalem kutularını da değerlendirdim. Kendim için böyle tığ çantası vesaire yaptım. Yapılışı oldukça kolay. Bunlardan çanta yenileme projelerinin yer aldığı videoda da bahsetmiştim. Bu şekilde siz de çantaların üzerine böyle örüp kenarlardan dikerek, şöyle diktim kenarlardan, yapıştırma değil bakın, dikerek çantalarınızı yenileyebilirsiniz. Evet, artan ipliklerle böyle atık materyalleri de kaplayabiliriz. Plastik, teneke kutular, cam kavanozlar vesaire etrafına böyle kılıf örerseniz şu şekilde genişliği boyunca şöyle geçiriyoruz.
Hiç yapıştırmaya vesaireye gerek yok. Direkt zaten üstüne oturuyor. Bakın böyle. İstediğimiz şekiller, ister kalemlik, kaşıklık vesaire, çeşitli mutfakta, banyoda vesaire çeşitli amaçlarla kullanabiliyoruz. Şöyle yine bir çaydanlık kılıfı yapmıştım. Şu şekilde. Orta kısmını böyle normal yuvarlak örüp sonra etrafına bu hanım dilendi, bey beğendi motifleri çaydanlığın gövdesi kadar genişlikte örerek şuradan diktim. Tabanından diktim arkadaşlar. Şu iki yandan da şöyle açıklık bıraktım. Bakın böyle üzerine giydirip ölçü alarak şöyle iki yandan açıklık bıraktım. Kolayca giydirilip çıkartılabiliyor. Şöyle hatta çıkartalım. Şöyle. Çok tatlı. Hem bir dekorasyon materyali hem de kullanışlı. Güzel bir değerlendirme çalışması projesi oldu. Şöyle bir tepsi örtüsü yaptım. Yine az önce gösterdiğim domino koton perle dantel iplikleriyle, dantel nakış iplikleriyle. Bu gümüş tepsilerden birçok evde vardır. Çok klasik bir tepsi. Annemden aldığım bir tepsi bu. Şöyle üstüne bunu örterek böyle modern değişik bir şekle getiriyoruz. Böyle çok tatlı bir tepsi oldu. İstediğiniz şekilde tepsiler için böyle bakın tepsi örtüleri örebilirsiniz artan iplerinizle. Tabi ipin ince olması daha güzel olur böyle tepsi örtüsü için. Mümkünse hani dantel ipi kullansanız daha uygun olur. Yine artan iplerimle böyle bir tabure kılıfı yaptım. Bunun yapılış videosu var kanalımda. Şöyle bakın. Uçlarına da bu şekilde şöyle kolayca şöyle bir kılıf takılıp çıkartılıyor. Bunun detaylarına bakabilirsiniz. Evet, son projeye geldik arkadaşlar. Bu da bir ev aksesuarı olarak böyle bir koltuk şalı. Bunun motifleriyle ben kızıma bir ceket yapmıştım. Ceket küçülünce motifleri çıkardım, söktüm yani dikerek birleştirmiştim. Söktüm, böyle bir koltuk şalı haline getirdim. Elden çıkarmaya kıyamadım, çok emekli çünkü. Şöyle bu motiflerin ayrı ayrı yapılış videosu var. Şöyle nasıl ekose desenli video motif yapıyoruz. Orada görebilirsiniz videoda. Evet, bu bir koltuk şalı. Annem için yaptım. Evet, motiflerin bir kısmını da aynı ceketten çıkardım. Motiflerin bir kısmını da böyle yastık kılıfı, kırlent olarak hazırladım. Henüz dikişini yapmadım. Kılıf dikeceğim bunun arkalarına. Bunlar da o koltuk şalına takım kırlent kılıfları olacak. Şöyle. Şu şekilde. Takım olarak bir kanepesi var, krem renkli. Kanepe üzerinde takım olarak kullanacak inşallah. Evet, bu da bu şekilde. Evet, bu projede son projeydi. Bu videoda göstereceğim. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.